Herkese merhabalar. Draft Day'nin 19. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde 2. maçta yenilmiştik. Kadromuz da biraz kötüydü zaten. Umarım bu bölümde güzel bir kadro gelir ve 4'te 4 yaparız. Transfer listesinde de bazı satılan şeyler var. Onlara bakıp drafta geçelim. Evet, şu transferlere bir bakalım. Yani bu artık sınırsız draft fişi paketinde, yani o upgrade'de bu Elino'yu almamız lazım. Hatta etrafını da biraz böyle güzelleştirmemiz lazım Torres'in. Çünkü bir tek Torres'le oynayamayız. Onun etrafına da böyle güzel meta, gold kadrolar falan yapabiliriz. Sadece Torres ikon. Güzel bir VL düşünüyorum. Tabii VL'ye de katılmamız lazım onun için. Güzel. Burada yine satılan oyuncular var. Ben draft paketini yapmıştım zaten. Aynen. Girişimiz şu anda var. Aynen var. Diğerini de zaten depolayacağım. O paketleri depolayacağım abi. Her şeyi yapacağım. Bütün hepsini vereceğim oyuncuları falan. Bayağı bir kalsın. Bizi 22'ye kadar götürür zaten. Şimdi sol kanat sağ kanatlı formasyon almayacağım. Gerçekten almayacağım çünkü aralarında uçurum oluyor. 3 mesela 3-4-3 yok. 3-4-1-2 olabilir. Üçlü defansta çok iyi geldiğini düşünmüyorum. 5-3-2 deneyebiliriz aslında. 5-3-2 de fena değil. 4-3-2-1 almıştık en son, bunda 4-4 yapmıştık. Hadi 3-4-1-2 alalım ya. 3-4-1-2 güzel görünüyor. Ayda ama şimdi yani kimi alayım? Del Piero'yu buraya veriyor. Inaki'yi buraya veriyor. Cık. Abi ama yani şimdi çok zor. Çok zor. Del Piero'yla da hiç oynamadım. Zayıf ayağı 5, 85 hızı var. O biraz sıkıntı çıkarabilir. Yok, driblingi falan da kötü. Alalım. Inaki'yi tabii ki alacağız. Buraya Munir'i alalım. Aynen, kimya olsun. Şimdi buraya bir ikon. Yani Del Piero'yu almadık ama. Evet, kötü geldi. İspanyol alacağız. Zaten Alman, Türkiye ve İngiltere var. Tamam. Kötü gidiyoruz. Gayet kötü gidiyoruz. Yani geçen sefer kaldığımız yerden devam. Oğlum benim takım mı yapacağız? Bunu mu istiyorsunuz? Ama bu kadrolarla olmaz yani, ben söyleyeyim. Yapamayız yani, bu kadroyla olmaz. Ne yapacağız ki? Pogba'yı alalım. Yani kimyalanması kolay. Hunter var bir de. Ama bu şekilde gerçekten olmaz. Alessandrini geldi. Oo, Atal var ya. Atal'ı iyi aslında da. Kimya açısından Alessandrini gibi. Ne yaptığımı da bilmiyorum şu anda ama kötü kartlar yine kötü geliyor ya. Mecbur Bamba. Ama bu takım nereye doğru gidiyor ben anlamadım şu anda. Militao'yu alacağız zaten, o Allah'ın emri. Laporte. Mecburen. Mecburen Laporte. Buraya kime gelebilir? Ya bir ikon gelmesi lazım. Kimpembe mi yapsak ya? Kimpembe, bak Bamba'yı da bağlarız Kimpembe'yle. Varan. Varan Eder Militao yaparız. Ya. Niye ben Kimpembe'yi alıyorum ki? Varan'ı alacağız. Böyle bir şeyler yapamıyor muyuz? Şöyle yaparsak. Yani en azından. Bak bir kimya artışı oldu. Böyle yaptığımız zaman daha iyi oluyor. Tamam. Daha artmaz zaten. Bunu falan değiştirirsek. Evet, böyle de bir arttı. Tamam, devam. Buraya Courtois. Güzel. Fransız bu. Ha bak, bu da olabilir. Courtois 10-10-10 oluyor. Böyle 10-10-10, böyle hepsi 10 oluyor aynen. Zaten böyle 92 kimya. Tamam, Ederson'u alalım. Yani garip bir takım oldu yine. Çok önemli değil burası. Abi çok kötü veriyor ya. Niye böyle? Böyle olmaması lazım sanki. Modric'i verdi şimdi de. Modric, Varan, Eder Militao bir şeyler yapabiliriz. Orası full kimya zaten. Ama bunu alırsak şey de fullenebilir. Yok, o fullenmiyor.
Bunu alırsak daha iyi olur ama Modric var ya. Modric daha iyi olur sanki. Modric'i alalım. Yani şöyle koyalım. Şöyle yaparsak, evet, böyle daha iyi oldu. Acaba orada Del Piero'yu almadık diye her şey tersine mi döndü? Böyle bir şey olabilir. Bir şey olmuyor zaten. Devam. Bana bunlarla gel. Şimdi. Sanchez 3 yıldız mı? Evet, 3 yıldız abi. Sanchez'i almam ben. Direkt Hulit'i alalım. Zaten bunu buraya da koyabiliriz. Buraya da koyabiliriz. Hiç fark etmez. Ben şimdilik buraya koyacağım. Devam. Edward geldi. Güzel. Başka kimya veren biri yok. Alalım. Mbappe de geldi. Çok iyi. Mbappe bamba. Harika. Tamam. Mbappe bamba iyi. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu buraya koyuyoruz. Hulit'i de buraya koyuyoruz. Yine 97 kimyadayız. Çok iyi. Böyle ufak değişiklikler olmuyor. Devam. Biraz toparladık diyecektim. Bayağı bir toparladık. Bayağı bir toparladık şu anda. Çok iyi. 100 kimya. Inaki'yi full kimya oynatamıyoruz herhalde şimdilik. Zaten sıkıntı yok. Inaki her türlü oynar. Tavaniye'yi de alalım. Ya da Goretzka mı? Orta sahamız iyi ya. Daha ne olsun. Biz Tavaniye'yi alalım. Lukaku'yu alalım hadi. Buradan sanırım Mukiele. Mukiele gayet iyi. Mukiele iyi. Tamam. Fena olmadı. Yani iyi toparladık sonda. Blit falan geldi, iyi oldu. Fransız yok mu? Yok. Donnarumma'yı alalım. Şöyle bir bakalım. Pogba'yı o şey yapar. Buna gerek yok zaten. Bu Inaki'yi arttırıyor. Hem şey yok mu şöyle? Şu galiba aynen. Bu 8-8 aynen. Hem Inaki'yi arttırıyor hem Pogba'yı. Tamam, ben beğendim bu kadroyu. Bence gayet verimli bir kadro oldu. Şöyle düşünüyorum. Hulit'i Pogba yerine çekeceğim. Pogba yerine de Pogba MO'ya gelecek. Pogba yerine de Alessandrini alacağım. Alessandrini Best'in yerine Best MO'ya geçecek. Tek değişiklik yapacağız yani. Sonra zaten diğer değişikliklerimizi de yaparız. Mukiele falan alırız belki. İlk maça geçiyoruz. Sampdoria güzel, iyi bir takım. Figo, Moments, Cruyff. Geçen bölüm bizi zorlamıştı. Genel olarak fena değil. Yani 1-2 değişiklik yapınca güzel bir takım olacak. Hemen değişikliklerimizi yapalım. Hulit buraya geliyor. Hulit, Modric orta sahada güzel. Pogba çıkıyor. Alessandrini giriyor. Alessandrini kanada, Best buraya. Aynen. Budur. Draft Server'ı yalnız şu anda çok çok ağır. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir ağırlık var. Bu görevlerden olsa gerek. Herkes herhalde bu görevi spamlıyor. Ama biz şuradan Hulit'le bir... Ama Hulit olmadı. Hulit sendeyiz. Vurdun kafaya, attın golü. Bu kadar basit. Lan! Oğlum ne oldu öyle? Abi çok çok ağır. Çok çok ağır. Yani Inaki, aman Allah'ım, ben hayatımda böyle ağır draft oynamadım. Oh. Maşallah. Niye böyle ya cidden? Baksana abi, animasyonlar falan. Oh. Yürü Jonathan Bamba. Oğlum hangi birini atacağız? Inaki bestmiş. Best at şunu oğlum. Lan oğlum kaç tane kaçırırız az daha? 3-0, 4-0'lık maç oldu.
Lan oğlum. Ne oluyor abi? Buradan yazdım ama ya. Gol bu arada. Harbiden kupa kazandık. Güzel, iyi yedik. Abi çok niye oğlum bu kadar ağır bu oyun? At terse. Ha sonunda Mbappe bir tane attın ya. İnaki gidecek tabii ki. Yani emin olun öyle bir dönüş yapmadım abi ya. Benden öyle bir dönüş göremezsiniz zaten ama o kadar ağır ki şu anda. Yemin ediyorum bak, FIFA 21'de oynadığım en kötü bağlantı olabilir ya. VL dahil. Dönmüyor oyuncular, dönmüyor ya. Ya bu takımda tabii ki bir tane oynayan biri olacak. Adam seçemedik. Hadi be. Atıyorduk. Lan o nasıl boşluk? Ha 3'ü de yedik galiba. Vallahi 3'ü de yedik. Neyse bitti maç zaten. Evet MS'ler yani belli ediyor zaten. Baksana 60'ın altına inmiyor. Ama böyle herhalde. Yani bütün herkes bu draft işi görevini yaptığı için kolayca. Draft'ın serverında tabii ki bir yoğunluk oluştu. Adam Butra'yı kimya için oraya koymuş. Güzel kadro ama. 4-1-2-1-2 de tehlikeli bir formasyon. Atak anlamında. Oğlum bütün oynamayı bilmeyenleri buraya mı topladınız? Ne yaptınız bu oyuna ya? Allah Allah, herkes böyle bir garip oynuyor. Bağlantıdan mı yoksa? Çözemedim vallahi. Mbappe atar. Cık. Vuramıyor ki. Tweet geldi. Evet. Evet, bağlantı hep sıkıntı. Bağlantı hep turuncuda. 64 yani biz onu çarp abi 2 ile 128-130 falan oynuyoruz şu anda. Bayağı kötü. Evet, güzel bir takım geldi. Rakip de iyi olabilir. Artık 3. maçtayız. Güzel, takım gayet iyi. Şu 93'lük forvet bayağı bir iş yapıyor ya. O kimse kaç kere daha geldi karşıma. Bayağı sağlam bir kart o. Beyler uyuyorsunuz. Ama uyuyorsunuz abi. Hepiniz orada bir kümelenmişsiniz. Ne bir topa gitme var. Bu kornerlerde vallahi bir şey oluyor bu takıma ya. Çok salak oluyorlar kornerlerde. Atacak o pası.
Rakip kötü, o kadar iyi değil. Daha iyi değil yani. Inaki yapıştır. Kaleciyi mi açtı? Top çıkmadı. Offside. Oo, çok ince gördük. Çok ince gördük. İlk attığımda offside sandım ama cidden. Ha, sen böyle nereye kadar düz koşarak gitmeyi düşünüyorsun acaba? Güzel, iyi deneme, iyi deneme, iyi deneme. Ya niye şuta bastım ki? Orada şuta basmasam paslacı geri çevirebilirdim. Oo ama ya abi şu yediğimiz gollere bak ya. Allah Allah, iki tane saçma salak gol yedik ya. Aa, çok ağır ya. Biraz da ben saçmaladım. Abi vuruşlara bak ya. Bir benim attığım bir şey şutlara bak, bir de adamın attıklarına bak, girenlere bak yani. Harbi kafayı yersin. Sonunda ama yani biraz da şans benden yana olsun. Orada alır almaz şey yaptım, Cruyff turn yaptım. Onu bile algılamıyor. Abi paslara bak. Kafayı yersin. Lan ben... Abi benim vurduğum gol olmaz. Adamların her köşeden vurduğu gol oluyor ya. Ulan ilk maç, ikinci maç, bu maçta kaç tane vurdum köşeden ya? Oğlum koşsana. Hulit. Abi bu... Saçma sapan goller attı. Bu ne ya? Oo, geç abi, bunlar böyle gol olur mu ya? Bu da aynı şekilde. Ya kaleciler bana gelince bir şey oluyor kalecilere. Ya vallahi şu anda draft'tan nefret ettim. Ben hayatımda böyle ağır bir serverda oynamadım ya. Koşmuyor, gitmiyor oyuncular, dönmüyor. Kötüydü. Jumba Premium altın paketini açalım. Ya bir Volkart falan bir şey çıksın artık ya. Yok, hiçbir şey yok. Bunları güzel satarız. Oyuncu çıktı en azından bayağı. Altın oyuncu paketini de açalım. Hadi bir Volkart gelsin ya. Hiçbir şey yok. Bunları gönder hepsini. Sınırsız draft ya. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.